Aileler yarışıyor, aileler yarışıyor. 100 kişiye sorduk, 3 popüle cevap arıyor. Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. Efendim 7'den 70'e milyonların cevap aradığı fakat bizim burada en popüler cevapları aradığımız aileler yarışıyor. Siz ekran başındaki canım, ciğerim sevgili izleyenler, siz alemler ve siz ligler. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alem, ay nereden başlasam bilemedim. O lay 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 lay. Şimdi aileler var mı sende Umut? Var. Aileler yarışıyor. Diye sondan biri. Çok harika, devam devam. Detone olmamak için. Hayır, harikaydı. Bence o ton güzel. Oradan güzel girdi. Buyur Umut. Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. Tamam, hop 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 hop. Aileler yarışıyor. Hop. Bam, bravo. Ya bu hakikaten maçtaymışız gibi oldu yahu. Diyecektin ki bu akşam askerlik şubesinden herkese iyi akşamlar derken baktım Gonca var aramızda. Bravo. Yavrum senin ses hiç gelmedi tabii. Tabii bu kadar erkeğin arasında olmadı. Hoş geldin Gonca. Senin ses de bayağı şeymiş canım ben yani. Bu kadar erkek arasında. Bu arada Fatih Poz'da seni mi kullandılar? Evet, beni en hafifi benmişim. Ama yanıldılar. Yok. Bilek falan kalmıyor. Adam Umut yoruldu, tıkandı, nefes nefese kaldı. Efendim neden Alem? Alem FM olduğu için efendim. Alem FM radyo programcıları olarak ve Türkiye'nin haber spikeri Gonca Hanımefendi ile beraber birlikteyiz. Sizin haber yanınızdayız. Ay iyi ki geldin. Bu akşam benimkiler geldi. Bu akşam şey olsun, yanlış olmuyor. Bu akşam bizimkiler geldi efendim. Bu programda ürün yerleştirmek bu akşam serbest. Alem FM'den ve neden Gonca için çok güzel ödül. Türkiye'nin haber spikeri dedim kendisine. Evet, en iyi. En iyi sesli. En iyisi aramızda en iyi Alem FM. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Ve burada taraftar, türbün. Amigo, sesi çıkacağız birazdan. Değil mi? Kerem abiden biraz tırsıyorum yalnız. Kerem abi. Hani çıktığımdan beri bak her gün holo holo Kerem böyle. Kaç kişiye sordun? Sarı gölü kendisi. Tabii şey var onda. Hani. Kaç kişiye soruyordun Asuman? Yüz mü? Kaç ben o yüzü tanıyor muyum acaba? Ben o yüzü tanıyor muyum acaba? Bir de hangi yüz kişiye sordun? Hangi yüz kişi? Hangi mahalle? O yüzü hangi yüz kişi? Lig. Buyurun İlker Bey. Evet, Lig Radyo. Biz de aynı kurum içerisinde Lig Radyo olarak Türkiye'nin spor radyosu ve o spor radyosunun yayıncıları olarak buradayız. Harikasın. Bu kadar eğlenceli değiliz. Bunlar çok eğlenceli. Biz daha böyle sahilde gidiyoruz. Biz, yok ya, siz değil. Biz offside verin, biz tartışırız ama yani. Hakem verin. Hakem verin. Hakem. Yine, bak yine bu offside. Sanki biz bilmiyoruz offside'i. Size anlatırız da falan diye giriyor değil mi hemen? Kadın olunca öyle... Niye böyle bir şey yüklediniz bize abi? Çünkü ben hep erkekler offside'a düşüyordu o yüzden. Bravo. Oh be ya, en güzel cevap. Duydun Salih abi? Hep siz erkekler offside'a düşüyorsunuz. Efendim, iyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Siz de. Lig Radyo. Evet. Lig Radyo bu akşam aramızda gördüğünüz gibi çok eğleneceğiz, çok coşacağız. Gonca sen de bırak kendini. Salaftık ya. Bırak sen. Oynayın abi, bırak şeyler yapıyor. Biz yüzeyiz. En başta Fatih dediler, biraz Gonca ayıp oldu arada.
En hafif. Evet. Ama şey erkek kategorisi. Evet. Pahada pahada. Ya, gonca kategori dışı. Ağır pahada ağır. Aa, kategori dışı gonca. Kerem abi başlayabilir miyim? Tabii ki. İmaniniz yoksa. Efendim. Gördüğünüz gibi ya her zaman çok eğleniyoruz. Tabii ki o cepte ama burası bir ayrı coşacak gibi. Çünkü bu adamlar da profesyonel şey diyecek. Profesyonel yarışmacı diyecektim ayol. Ya bu adamların da işi biliyorsunuz konuşmak. Bu akşam sabahlar olmasın günlük eğlence dozunuzu almaya hazırsanız aileler yarışıyor. Başlasın. Sürprizi bugün değişmedi. Aynı sürprizi 1000 liram tam 5 etapta var. Bravo. 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 Şanslı sorumun şanslı cevabı 5000 lira değerinde. Ve final ödülüm 10.000 lira. Orası ağır başlık. Biz iyi sakin kazanıyoruz. Evet. Siz kazanınız. Efendim? Biz normalde iyi kazanıyoruz. Siz iyi kazan... Biz hazır 10 yıl önce delirdik. Ya o tarafta şey gibi bakıyor ama durma. Hani fazla mal göz çıkarmaz. Evet. Olabilir tabii. Biz bakalım yine de. Peşin çok satan belediye. Efendim hazırsanız Lig Radyo'dan İlker ve Alem FM'den Serdar'la başlıyoruz. Bravo. Çok güzel. Seni tanıyalım abi. Ne diyeceğim? İlker Duralı, Lig Radyo'da programcıyım. Kaç yıldır? 17. Aslında aralıksız olmam ama totalde 17. 17 yıldır aynı program. Sen hangi takımı tutuyorsun? Beşiktaş. Ondan sonra işte buradayız. Yani. Aa sonra öyle işte. Işte. Ben çok tanıtmayı beceremem fazla o kadar. Yani. Ne yapmayı beceremem? Tanıtmayı beceremem. Çok fazla tanıtacak bir şey yok. Çok haklı. Hayır zaten seni tanıyorlardır da benim yok. Belki mesela Ankara Hasanoğlu'nda teyzem var. Tanımıyorlar. Aa, selamlar. Evet. İlker Duralı. İlker oraya kendim ben tanıtıyorum. Buraya tanıtıyorsun. Sen neresin abi? İstanbul benim hep. İstanbul. Yedi kuşak. Yok yedi kuşak değil de ben yedi, İstanbul. Yedi, sekiz. O Göbekli Tepe. Göbekli ben abi, Göbek hariç. Çok güzel. Peki Mira? Mira kızım. Kaç yaşında? 10. Aa evet. Selam söyleyelim. Mira ne haber diye izleyecek zaten kesin. Tabii kesin şey, izleyecek. Dedi eskrim yapıyor. Eskrimi çok seviyor. Onu da söyleyeyim. Ha onu söyle dedi. Evet evet. Ona... Eskrim kaç yıldır yapıyor? Ya birinci senesi ama geçen sene başladı. Asıl bu sene birinci senesi. Belli ki de çok seviyor. Seviyor. Bir de eskrim çok özel bir spordur. Evet. Türkiye'de çünkü Cumhuriyet tarihimizde ilk kadın sporcular eskrimden gitmiştir. Ha, o yüzden de çok özel bir spordur. Öyle yapıyor bakalım. Seviyor da. Hem voleybol hem eskrim ikisini de çok seviyor. Çok güzel. Harika. Serdar Bey sizi de tanıyalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kerem abinin izniyle. Ya dükkan sizin. Nasıl istiyorsanız. Serdar ben. Serdar Gökalp. Alem FM'de radyo programı yapıyorum. Başka? Kızmazsanız ben de İstanbulluyum. Yok ben niye kızacağım? Canım İstanbul tamam. Ama şeyde İstanbul'da genelde şey oluyor mesela. İlker abinin başına geldi mi bilmiyorum. İstanbulluyum diyorum. Ya bırak. Ya evet ben ona tepki olarak. Ama bunu bir tek İstanbul'da oluyor. Doğru söylüyorsun. Oluyor. Mesela Ankara'da biri sorsun. İstanbulluyum diyorsun olay bitiyor. Ama İstanbul'da olup da İstanbullu olduğuna inanmayan bir tek bu ilgi. Baban nereli diyor. Şimdi Samsunlu. Tamam sen ya diyorum değilim Samsunlu. Samsunlusun. Yani, bak baban nereliyse sen oralısın değil mi? Öyle bir şey var. Dedelerin nereden geldi? Ama şöyle yani. Mesela şimdi eşimin babası Doğu Türkistan doğumlu. Kaşgar doğumlu. Eşim İtalya doğumlu. Ne yapacağız? Doğru. Çok haklısın. Sadece İstanbul. Ya bırak İstanbul'daki. Tabii, nereden gelmişler? Ama bu... İlle de bir o var. Nereden gel? Ya İstanbul işte. Hani... Bir tek İstanbul'da var ama. Mesela İzmir'e gidin. Nerelisin? İstanbulluyum. Bitti. Bitti o kadar. Bu kadar. Sivas'tasın. Nerelisin? İstanbulluyum. Bitti. İstanbul'da inanmıyorlar bir tek İstanbul'da olduğumu. Sen kaç yıllık radyocusun? 1999'dan ha beri. Diyorsun sen. Oo. Evet 99'dan beri. Biz aynı Karşılaşıyor muydu? Tabii çalışıyor. Ha, yani şey... Benim de çalışmış olduğum yerde. Ha şeyde. İlk güzel çıktığım yer mi? Bir çıkalım. Nereden ilk güzel? Hani şu logosu vardı ya. Sizinle çok karşılaşıyorduk biz. Aa. Kanal D zamanında siz çok gelip gidiyordunuz oraya. He çünkü oranın güzeliyim. Evet. Oranın güzeliyim ne ya? Bu muhabbet ne? İstanbul'da her yerin güzelisin. Evet. Güzel. Bravo. Efendim hazırsanız 10 puanlık sorunuz geliyor. Peki.
Tamam. Eller arkada. Ha. 10 puanlık sorunuz Oğuz Ünlü ile ilgili. Hemen şöyle göstereyim sana İlker. Bir de Serdar şöyle bak bakalım. Sizce Oğuz Bey bu fotoğrafı İç Anadolu bölgesinin hangi ilinde çektirmiştir? Buyurun abi. Bastın mı İlker? Bastın mı bilmiyorum. Aksaray. Aksaray mı? Bravo. Bravo. Hep Süper. Böyle. Hep böyle. Helal olsun. Değilmiş Serdar. Oğuz Ünlü bu fotoğrafı sence İç Anadolu bölgesini hangi ilinde çektirmiştir? Osmaniye. Aksaray değilse Osmaniye'dir dedi. Osmaniye, yani. İç Anadolu bölgesi nerede çektirmiştir? Ankara. Ne diyeyim yani? Orada İstanbul deme. O da İstanbul. Yani İstanbul. At İstanbul'uymuş. Osmaniye mi? Görelim. Neresidir Atilla? Ankara. Bakalım neresiymiş? Değil ya. Konya mı? Evet. Konya. 10 puan bende kaldı. Görüşürüz İlker. Tamam peki o zaman. Görüşürüz Serdar. Ya adam adamlar gibi şey. Yılların televizyoncusu ama bir ter attım burada. İlker abinin karşısında olmaktan o. Çok sıcak. Tamam bir de çok iyi boksördür. Yo estağfurullah. Boksu çok iyi bilir. Umut ve Kerem Bey geliyor. Dedeciğim saygılar. Merhaba dede. Dedeciğim, dedeciğim buyurun abi dükkan sizin evet. Nasıl isterseniz. Şöyle İster kendini tanıt Umut, ister tanıtma. Bu abiyi zaten tanıyoruz hepimiz. Hani karakter analiziniz 2 dakikada. Abi. 2 dakikada karakter analizi. Efsanesiniz yani. Herkes aynı şekilde. Kerem Beyciğim nasılsınız görmeyeli. Hoş geldiniz. Size kırgınım. Neden? Beni hatırlamadınız. Ah biri daha hatırlayacak. Hadi biri daha çıktı. Tabii. Nereden? Çok pardon. Şimdi şöyle hatırlatayım ben size. Sene zamanında bir albüm çıkardınız değil mi? Zamanında albüm çıkardım evet. Albümü Alem FM'de gelip tanıtım yaparken sizin karşınızda kim vardı acaba? Yayın sırasında. Yayın sırasında. Bak sen, sen vardın. Evet. Evet. Ama 4 yaşındayım. O arkadaşlardan da daha eskiyim ben. Çok ne kadardır? 20. Aa 20. Alem şey FM ama değil mi? Alem FM. Alem FM Lig Radyo. Ya ben o zaman tabii çok küçüktüm. O evet, heyecanlandım evet. Herhalde. O şey yapamadım o ben zaman. Affettim o zaman. 20 yıldır Alem FM mi? Alem FM'de başladım. Sonra ha, Lig Radyo'ya geçtim. Sonra bu tarafa evet. Geçtim. Aa o nasıl oluyor mesela? Ben orada İçimizdeki yılan ya. İçimizdeki yılanmış şimdi öğreniyorum. Bilmiyor muydun? Yok biliyordum canım. Yok, yok update oluyor buraya. Güncelleme geliyor. Orada pişti biz aldık. Sarper de öyle. Yalnız, Sarper'i de bizden aldılar. O taraftan güzel para alıyor az önce onu öğrendik. Evet hiç 10 bin lirayla eğlenmediler. Ben kendimi hoş kaybettim geldin. Orada. Kerem'cim, hoş bulduk geldin. Efendim. Tekrar. Merhabalar Umut, efendim. Hoş geldin. Merhaba, Umut Bezgin ben. Yarışma İstanbul'dan katılıyorum. Alem FM'de 2018'den bu yana sabah programında sevgili Fatih Yıldırım'la beraber enteresan danslar, şovlar, belli başlı konuşmalar, bazı şakalar, küçük espriler, gülebildiğimiz kadar, güldürebildiğimiz kadar. Ben de yaklaşık 10 yıldır Alem FM'deyim. Geçen hafta ödül aldım. 10. yıl ödülü. 10 puanlık sorunuz geliyor. Gelsin eller arkada. Çalışmayı sevmeyen erkeklerin toplanma alanını söyleyin. Umut. Kahve. Kahve midir? Kahvehane. Kahvehane 10 puan senindir. Görüşürüz sevgiler, saygılar. Saygılar 10 puanım kaldı. Nereye gitti bu adam? En son monitörde uçan birini gördüm yahu. Buranın hakikaten maaşı sizden çok daha mı düşük ya? Adam bak 10 puanı aldı bayağı bir. Atilla ve... Erke geliyor. Bravo Erke! Haydi! Kaç yıl oldu? 12? 12 yıldır. 12 yıl oldu. 12 yıldır Lig Radyo'da çalışıyorum. Daha yeni sabah programları yapmaya başladım. Onun dışında işte radyoya gidip geliyoruz. O kadar. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi Lig Radyo deyince sadece futbol konuşmuyorsunuz. Her türlü spor ağırlıklı konuşuluyor. Ha, her türlü. Ama sadece yani spor mesela, mu? Yani mesela... Şöyle ağırlıklı futbol ama tabii... Ben ihaleyi üstümden atıp çalışıyorum şu an. Değil mi?
Bir sonrakine bakıyor. Sadece spor konusu, her spor. Her türlü spor konuşuluyor. Basketbol, voleybol, futbol, curling. Bugün hatta sabah snooker anlatıldı 20 dakika kadar. Peki bir şey söyleyeyim, evlilik var mı kısmetse? Hayır. Ben bugün kesin külliyen bitirdiler beni. Bu bölümü kesebiliyor muyum? Bu keçim. Beni bitirdiler. Adam tamamen boş bulundu biliyorsun. Hayır. Çok boş bulundu şu an değil mi? Yok. Ne zaman ayrıldın az önce? Çok güzel. Neyse daha fazla sıkıştırmayayım. Mesaj geldi ve bitti. Atilla sen ne yapıyorsun? Tanıyalım diyecektim. Evli misin? Değilim. Yok. Sen neler yapıyorsun? Ben ne yapayım? Ben de Alem Efendi'yim. 3 aydır Alem Efendi'yim. Daha çok yeni. Daha çok yeni. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Bir hoş geldin sarımızı yapmayalım mı? Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi hepiniz. Hadi. Hoş geldin Atilla. Hoş geldin. Siz ne geldiniz? Gel kardeşim. Kardeşim. Hoş geldin Atilla. Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. 3 ay. Ay ne güzel. Sizi de unutmadım bu arada. Unutmadım. Ama kaç yıllık radyocusun? 10 sene oldu benim de. Aa, okey. 10 puanlık sorunuz geliyor. Arşimet'e bilim tarihine geçmesini sağlayan bir buluş yaptıran hamam eşyasını söyleyin. Atilla? Tas. Hayır, eminsin. Son kararın. Hamam tası ya, suyu kaldırma kuvvetini öyle bulmuştu. Tas mıdır? Tastır, 10 puan senindir. Tebrikler. Görüşürüz erken. Bravo. Efendim, i̇şte ama hiç hoş değil, daha hiç puan alamadınız. Oyaladınız çocuğu, aklı gitti. Kritik yerden geldi. Cüneyt ve Gonca geliyor. İşte bu. Resmen tahta geldi hakikaten. Devam edecek mi? Benim için mahsur yok. Goncacığım, seni merhaba. Tanıyalım. Alem FM haber spikeri ve haber müdürüyüm. 7 yıldır Alem FM'deyim. Müdürümse sizin maaş da güzeldir. Çok şükür. Çok şükür. Ama 10 bine sevinmek olurdu. İçin elinden geleni yapıyor. Ay ne oldu hemen orası bir coştu. Ne oldu erke? Maaşı iyi olsa burada olurdu. Maaşı iyi olsa burada olurdu. Ha. Bir kızım var. O da voleybol yapıyor. İlk kere söylemişken söyleyeyim. Kaç yaşında? 6. Duru küçük. Adı. Evet. Durucuğum öpüyoruz seni. Voleybol. Voleybol oynuyor. Evet. Harika. Çok memnun oldum. Ben de. Cüneyt Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben iki selam getirdim size. Biri annem, Fatoş Kaşeler mutlaka dedi. Ya. Selam söyle. Bu hep izliyorum. Çok da seviyorum Asuman Fatoş. Hanım dedi. Fatoş Kaşeler. Fatoş abla, çok öpüyorum seni. İyi ki varsınız. Diğeri de Ali Avunduk. 5 yaşında, o da hiç kaçırmıyormuş sizi. Onun için geldim zaten. Onun adına yarışıyorum artık. Arya seninki. Yok, değil. Ali Avunduk bu. Benim yeğenim sayılır o. Ha, yeğeni. O da hep izliyormuş sizi. O da Arya'cığım, çok seviyorum. Seni de öpüyorum. O zaman çok. Evet, kaç yıldır Lig Radyo'dasın? Ben 2011'den bu yana Lig Radyo'dayım. 1994'ten beri de radyoculukla uğraşıyorum. Uğraşın. Yönetmenimle tanışıyormuşsunuz. Öyle mi? Ne güzel. Evet, yönetmenim dedi benim eski yorumcum. Cüneyt Kaşeler. Evet. Nereden acaba? Çıkışta görüşelim onu diyor. Tamam, tamam. Anladım. Ben kesin borcum. Çok şükür. Beni tanıdılar, siz kaçın. Abi biz de buradayız. Adımızı da değiştirdik ama. Aramıza toplarız, hallederiz abi. Kesin beni tanıdılar, benim borcum var diyor. Başka ne yapıyorsun abi ya? Anlat kendini biraz ya. Sohbet muhabbet olsun yani. Abi biraz. Şöyle. Evlisin. Size, evet. Değil mi? Evliyim. Kaç yıldır? 2 senedir. Aa, yeni. Erke evet. Bak, evli, net adam, net. Kesin bildi. Erkeden ağzım yandı, o yüzden ben net konuşuyorum. Net. 2 yıldır. Harika. Evet. Allah'ım. Kadıköy'de oturuyorum ama aslen Pirlepeliyim. Annem de babam da Makedonya göçmeni. Yani biz İstanbullu değiliz. Biz sonradan geldik. Daha da bu evet. Eşin de mi radyocu? Yok, değil. Onun değil. Alakası yok konuyla. Uvaçları şey yaptı. Abi iki vaktan iki. Cüneyt, diş hekimi mi? Değil. Değil. Ama annesi babası doktor, onu soruyorsanız. Her şey yılların. İyi maaşı var. ben emekliyim. Çok güzel, iyi ki geldiniz hakikaten. Müge Anlı değil mi burası? Ben onları anlatmıyorum. Emekliyim.
Evim var. Evet. Maaşım var. Değil, yanlış program. Hadi. O bundan sonra mı? O başka. Biz profesyonel yarışmacıyız. Böyle geçiniyoruz. Böyle gidiyor mu? Bu sefer lig radyo olur dediler. O yüzden buranın geliri iyiymiş. Evet. 10 puanlık sorunuz geliyor. Eyvah. Eller arkada Cüneyt. Arkada komple. Çok güzel bak, harika. Mersinli olduğunuzu söylemeden Mersinli olduğunuzu tek kelimeyle anlatın. Cüneyt. Tantuni. Aa, Mersinli misiniz? Yok. Dillepe. Dillepe'li. Tantuni var mı? Ah. Bravo. Bravo. Çak. Adam profesyonel bravo, yarışmacı. Yani şurada ekibine ilk 10 puanı kazandıran isim Cüneyt. Bravo. Serper ve şey neydi ya? Yük de hafif. Paha da ağır. O sen değildin, Gonca'ydı. Ama sen. Paha Fatih, da hafif, yük de ağır. Fatih geliyor. Hadi bakalım. Al da gel. Hoş geldin Fatih. Buyurun işte, karşı karşıyasınız. Neler söylemek istersiniz birbirinize? Vallahi normalde saçlıydı o. Ben de siyah giyinsem aslında. Karışmasınlar diye kesin. Karıştırıyorlar mısınız? Karıştırıyorlar. Karıştırıyorlar. Sabahtan araşıyoruz ne giyiyorsun bugün falan gibi. Genelde ben arıyorum kendisini. O uyuyakalıyor. Sabahtan yaşlı oldu ve uyuyakaldığı için evet. Mi? Senin program kaçta? Bir sabah var, bir akşam var. Sabah 7-9, akşam 18-20. İyi kazanıyorum. Onu anladım ben. Nasıl ya, günde iki program? Parası iyiydi. Yoksa yani yapılacak iş değil gerçekten. İki işte çalışıp anca iyi kazanıyor. Yapıyorsun bu işi? Alemde 10 yıl oldu. Sabah Umut'la beraber yapıyoruz. Ha! Sonra tek mi yapıyorsun yoksa sana tek başına program yaptırmıyorlar mı? Akşam tek yapıyorum. Evet. Sabah Umut'la yapıyorum. Akşam kaç senin? Akşam 18-20. 18-20. Ya Umut bir yere o kadar getirebiliyorsan yoruluyor. Ben full sabah de... Umut'la neler konuşuyorsunuz mesela? Her şey gündem, magazin. Her şey. Ha magazinde var. Magazin inceden. Asuman Kral'ın haberleri varsa. Yoksa hiç girmeyiz bile hiç asla. Hiç bence. Gereksiz. Evet. İyi gidiyor. Akşam tek başına neler akşam konuşuyorsunuz? Akşam tek çok daha rahatım. Ben onu dizginlemek zorunda kalmıyorum. Güleceğim. Şu an gülemiyorum. Aslanım. Arkadayım, duyuyorum. Ben oradan bırakma. Daha buradan gideceğiz, program yapacağız. Ayar derim. Fatih, sen evlisin. Evliyim ben. Bir kedim var. Evet. Çocuk yok. Doktor değil. Evet. Eşim akademisyen. İngilizce öğretmeni. Çok yeni evliyim ama. 10-11 ay falan oldu. Çok güzel. Tam tarihi sormazsanız yok. Çok mutlu olurum. 22 Temmuz. Şu an hatırlıyorum. Hatırladım evet, birden. Evet, hatırlıyorum. Onu da eve gidiyor. Eşinin adı ne? Eşim Ekru. 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 Ay ne güzel isim. Ekrucuğum bak hemen hatırladı. Adamlar böyle disipline oluyor, anladın mı? Ama sormayın be... sakın hop. Kaç Temmuz'da? Ne kaç Temmuz? 22 Temmuz. Ama şöyle bir defom var benim. Onun soyadı Dilek'ti. Instagram'da da Ekru Dilek yazınca ben onu Dilek Hanım diye, Ekru soyadıdır diye düşündüm. Hı hı. Evlendikten sonra da yıldırım yaptık. Dedin Ekru'ysa hemen evet, ben o evet, kaçıramam. Ben tavım dedim. Çok güzel. Allah mutlu etsin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Karşı tarafla da tanışalım. Buyurun. En yeni radyocu sen misin burada? Evet. Şu anda aralarında en küçük de benim. Öyle mi? Evet. Kaç yaşındasın? En yeni radyocu 29. Sen Ekru diyecektim. Erkeden de mi küçüksün? Tabii erkeden de küçük. 29 yaşındayım. 7 senedir bu meslekteyim. 10 senedir. Nasıl başladın? 10 senedir İstanbul'luyum aslında. Nasıl başladın? Kız bana nasıl başladım? Gerekti. Stajyerlik dönemi ilk radyoda başladı. Daha sonrasında Alem FM'de yola devam ettim. Umut Bezgin ve Fatih Yıldırım'la çalışıyordum. Daha sonrasında Alem FM'le birlikteliğim. Sonra Erdilik Radyo'ya geçtim. Ha sen direkt oradan dedin ki beni buradan alın. Olacak gibi değil. Çok güzel. Hazırsanız 10 puanlık sorunuz geliyor. Eller arkada. Saçı dökülmeye başlayan bir erkeğe. Ben bastım ya. Bastım vallahi. Başla alabilirim. Bir şey, çok özür dilerim. Hakikaten çok özür dilerim. Yani bu soru... Ben bastım. Tamam. Sen bastın ya. Sensin, tamam. Şampiyon böyle yaparsa yalnız. Sen deyim. Kel. Kel?
Fatih'e bakarak söylersem çok. Kel. Fatih'e bakarak. Bana bu, sektirmeden direkt. Bir şey söyleyeyim. Bu adam şu an senin iş yerinde senin başını ağrıtabilecek bir pozisyonda mı? O zaman yüzüne bakarak söylersen. Geçmişin öcünü alabilirim. Kel. Sekti değil mi? Sektirdim. Kel var mıdır? Fatih soru tam geliyor. Şöyle. Tamam. Saçı dökülmeye başlayan bir erkeğe yapılabilecek en kötü espriyi söyleyin. Ha, yeni dökülmeye başlamış. Uçak pisti olmaya başlamış gibi bir şey olabilir. O neden olmasın sorayım. Yani, evet. Senin de şey uçak pisti gibi olmaya başlamış var mıdır? Değildir. Erke başka ne olur? Mesela sen buyurun. Fatih Erke. Abine bir şey söylüyor musun bununla ilgili? Anten diyorum bazen ikisine. Saçla alakalı. Saçla. Benim aklıma o geliyor. Anten, antenlerin Sarper, olduğu dağ yamacı gibisiniz ya. Saçlı. Saçlı. Bakalım neymiş? Aklımıza hiç gelmeyecek. Parlak. Ama güzel bence. Geleceğin parlak. Evet. Görüşürüz. 10 puan bende kaldı. Akşam aileler yarışıyor da açılışı şöyle yapmış bulunmaktayız. Lig Radyo 10 puanla başlarken Alem FM'ciler 20 puanla başladılar. Bakalım ilk etapımızda neler olacak? Kendisini özledik zira sohbet bitmeyince. Hakikaten seni özledik İlker o arada. Ben bayağı oldu ya gelmeyelim. Hakikaten. İlker ve Serdar geliyor. Evet. Birden 6'ya kadar biliyorsunuz bunlar en popüler. Evlilik dediği bir şey çıkmıyor değil mi yani? En popüler cevapların karşılığı. Şimdi kendi aranızda kardeş anlaşır mısınız? Bir sayı çekeceğiz. 1000 lira bundan sonra o rakama. Ben Osmaniye dedikten sonra konuşma hakkım yok abi. Siz buyurun. Gözlerimiz kapalı yalnız İlker Beyciğim. Sıcak top, soğuk top. Infantino ya. Göster İlker. Size mi? Kameraya mı? Buraya. Wow! En popüler efendim. Bir. Bundan sonra sürprizli 1000 lira en popüler cevaba açılacak. Bunu bir tamam. Belirleyelim, netleştik. Basit yani aslında. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Arayacağız Serdar. Osmaniyeli Serdar. Yo, ben gerçekten İç Anadolu'yu duymadım başta. Yoksa iyi ki sonradan duydum. Trabzon, Artvin sayardım ben öyle yani. İç Anadolu'yu inanın duymadım. Eller arkada Serdar Bey. İkisi de mi? Peki. Evet. Birinin horladığını duyabileceğiniz halka açık bir yer söyleyin. İlker. Otobüs. Otobüs var mıdır? Wow. Sorduk beş patinle cevap Osmaniyeli Serdar. İnanır mısın İlker hem en popüleri aştırdı. Böylelikle ekibi başlayacak ilk etaba. Bir de aynı zamanda bizden 1 lirayı aldı. Bravo, 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 bravo. Görüşürüz Serdar. Bu yüzünden. Gönderiyorum. Nereye gönderiyorsun? Eşime sevgiler gönderiyorum. Eşime sevgiler. Ha, 1 lira nereye gideceğim bile. Kerem sendeyim. Birinin horladığını duyabileceğiniz halka açık bir yer arıyoruz. Sinema. Sinema var mıdır? Oo, bravo. Bravo. Çok özür, hocam. Özür. Siz daha iyi tanıyorsunuz arkadaşlar. Kümeleniyor mu onlar? Evet, tamam, evet, evet. Siz ne yapıyorsunuz? Siz söylemeden. Arada sevgi alıyoruz. Daha var oraya. Aa, Erke, sendeyim. Sahil, plaj, sahil. Sahil. Sen de tam o tip var biliyor musun yalnız? Tam olarak öyleyim. Sahilde hakikaten alalım güneşin altında... Bir de sen kalkınca böyle yanmış olursun kıpkırmızı. Var değil mi? İki hafta önce. İki hafta önce hakikaten mi geldi? Şey var mı? Sahil? Bravo. Toplu taşıma, sinema, plaj. Cüneyt. Buyurun benim. Sen değil. Park bahçe. Park ya. Güdürlü. Park bahçe. Peysaj, mimari. Park bahçe. Park bahçe var mıdır? Bravo. Bravo hocam. Birinin horladığını duyabileceğiniz halka açık bir yer peşindeyiz.
Lig harika radyo. Gidiyorsunuz. Hiç çarpınız yok Sarper. İki tane açılmamış cevap var. Tiyatro. Dersin o. Olur. Gördün mü hiç uyuyanı? Gördüm, ben de gördüm. Ben de gördüm. Evet. Gördüm de bir de horluyor mu? Mesele horladığına o. Şahit olmadım ama gördüğüm için söyledim. Tiyatro var mıdır? Yavrum be, benim be. Bravo be. Bravo. Sana döndüm İlker. Ya çok özürüm Sarper, elim mi havada kaldı? Yok ben şey yaptım. Şöyle ikiliye yaptım. Gereğini yaptım. Yok şuraya yapacaktım. İlker abi de Kerem abi bence bulamadım. Ya biliyorum o çok ben o kötü. Ben bir anda odaklandım. Çok hissiyat çünkü kötü oluyor. Çünkü aklımda hiçbir şey yok şu anda. Sen neyim İlker? Benim aklıma birkaç tane geldi. Benim diye bana bir tane çok tepki çekebilirim diyorsun. Dört. Üç. İki. Bir. Söylemiyor kafe. Kafe mi? Kafe. Her yerde herkes uyuyabiliyor. Kafe var mı yoksa göz göre göre ilk çarpı mı gelir? Geldi geldi. Neyse biz totem yapalım. Aha. Hadi hakikaten kafe ne ya? Adam kafede uyumuş. Ben uyudum çünkü bir kez o yüzden. Ha öyle mi? Kerem. Yani. Hadi bizim şeydi branştan olsun. Maç esnasında uyuyanları da biliyoruz. Müsabaka, stadyum evet. Burada şeyli gönderme mi var yoksa? Yok yok. Maç esnasında uyuyor. Maç esnasında yani var çok mı? Kötü bir maç sayar zaten uyumaya başlıyor seri. Maç var mı? Müsabaka. Maç varsa çünkü lig ekibi bu etabı alır. Yoktur ikinci çarpı geliyor. Kümele'nin alem. Erke. Konferanslar, bu toplu eğitimler ve bizim meslekte de var aslında aynı yere girer. Basın toplantıları. Orlayana da denk geldim, uyuyana da denk geldim. Konferans açılırsa lig ekibi bu etabı alır. Erkeğe bak. Bence o 100 kişi bilmiyor abi. Evet abi. Fatih. Cevabı mı söyleyeyim? Kütüphane. Gonca. Uçak. Atilla. Benim hiç aklıma gelmiyor ya. Hepsini söylediler zaten. Umut. Çadır. Kamp. Çadır. Serdar, son karar senin. Takım kaptanı olarak doğru cevabı başlarsan evet, hazır bir etabı alacaksın. Sen de. Biz sana güveniyoruz abi. Allah bırak. Ben senin bunlar bana kaptan olsun. Ol dediğinde anlamalıydım Allah. Zaten. Ne diyor? Hayırlısı diyelim. Ne diyorsun? Hayırlısı yanlış diyelim. Yanlış olanı yanlış. Abi. Hani. Başka yok. Kütüphaneyi söyle gitsin. Peki. Ekip adına kütüphane. Kütüphane açılırsa Alem FM hazır bir etabı alacak Lig Radyo'dan. Lig harika yarıştınız. Evet. Rakiplerinize hazır bir etap kattınız. Emeksiz yemeklidir siz de gördüm be. Lig 10 puandayken Alem 106 puanla öne geçti. Tam size göre bir soru Umut ve Kerem geliyor. Umut almadan gelme. Almadan gelme. Hiperaktif mi? Evet deyip. Dikkat eksikliği 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Ses tonu ve diksiyonu radyoda haber sunabilecek kadar güzel olan bir aktörümüzü söyleyin. Umut. Haluk Bilginer. Haluk Bilginer var mıdır? Serdar. Ben de kal. 100 kişiye sorduk, 5 popüler cevap arıyorum. Hayır şurası kopyalaşmasın diye. Serdar bende kal. Serdar döndü çünkü. Şöyle ki Haluk Bilginer buranın en popüleri ve aynı zamanda Umut'a 1.000 lirayı kazandırır. Ve bir de üstüne etabı sizinle başlarız. O yüzden etabın kimde kalacağını bilmediğim için Serdar hemen bende kal dedim. Atilla sendeyim. Soru şu. Ses tonu ve diksiyonu radyoda haber sunabilecek kadar güzel olan bir aktörümüzü söyleyin. Okan Bayülgen. Okan Bayülgen var mıdır?
Okan'a mı soruyorlar? Evet. Güzel. Ve Gonca sendeyim. Ben Selçuk Yöntem diyorum. Wow. Güzel. Sen düşünün, başka isimler de geldi aklına. Evet, çok geldi. Şimdi ama en sevdiğimi söyledim. Selçuk abimize selam olsun. Aa, Selçuk selam. Yöntem var mıdır? Bravo! Bravo! Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen. Açılan cevaplar Fatih. Ya o kadar çok var ki ama şey, oyuncunun adını hatırlayamıyorum. Karakterini söylesem olur mu? Muhteşem Yüzyıl Kanuni Sultan Süleyman. Yemin ediyorum adı aklıma gelmedi ya. Halit. Halit Ergenç. Halit Ergenç. Ya. Aynı kişi. Ama Cüneyt'ciğim, burada varlık bir durumumuz yok. Yolla gelsin. Aynı kişi ya. Yok. Yabancı hakem ay, işte çok bak. İtirazcılar. Yalnız çok itirazcılar. Hep böyleler gerçek hayatta da. Ben şimdi sizin ne çektiğinizi anlıyorum gerçekten. Ama şimdi... Aynı kişiler diye şey yaptı zaten. Evet, vallahi. Şimdi kullanabilirsin. Yemin ediyorum hatırlamıyorum. Hayır, kullanma. Kullanma. Tamam, değiştireyim. Kullanma. Hayır, bunu kullan artık. Kullan tabii abi. Kullan. Çarpıyı kullan. Aldın. Çok güzel, Umut bende kal. Frodo, Atilla, gözlerini benden bak, ayırma. Bak bak, buradayım. Şuraya güzel bak. Beş. Buradayım. Sungun Babacan. Dört. Geldi. Sungun. İki. Bir. Sıfır. Ama ben burada konuşturulmuyorum. Sıfır. Sıfır. Bir daha alayım. Sungun Babacan. Sungun Babacan. Rahmetli anıyorum. Evet. Var mıdır? Nur içinde yatsın. İkinci çarpı gelir. Kümelenin link. Serdar sendeyim. Hadi. Sen de mi söylediğini kullanabilirsin. Çarpıyı aldın ya zaten. Benim aklıma başka biri de var. Aslında onu ben... söyle o zaman. Ha, o zaman tamam. Başka birini söyle. Umut olabilir. Aynen. Kenan İmirzalıoğlu. Kenan İmirzalıoğlu var mıdır? Şimdi hatırladım biliyor musun? İsmi mi? Şimdi hatırladım. Geldiler. Yemin ediyorum gitti orası bende. Dur söyleme. Onlar kullanabilir çünkü. Tabii canım. Söyle ya, rahat ol. O kadar Sarper, kopyalaştınız, gönder gel. Şöyle başlıyoruz. En son kararı ben, kaptanınız İlker diyecek. Tuncel Kurtiz. Aa, rahmetli Cüneyt. Necat İşler. Erke. Kenan Işık. Kerem. Ali Poyrazoğlu. Ve son karar İlker. İlker, son karar senin. Necat İşler diyeyim ben de. Abi yapma, kaybettik. O yüzden zaten. Kaybedenler olalım ya. Güzel kaybedelim. Necat İşler açılırsa lig bu etabı alır. Söyleyeceğim, bu kadar tiyatro yani 60 puan için miydi? Evet. Yok. Bakınız bakalım. Siz sevinin diye. Ya güzeldi, güzel 60 çok puan. Çok güzel sunuyorsunuz. Fena bize de. O yüzden şey yaptım. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Anla bırakalım. O değil de Fatih'in aklına gelmiş isim. Ya Ali Tergenç. Söylediler. Tamam yok. İşte söylediğinde de hatırlayamadım ya, onu söylüyorum yani. Adam söyledi onu. Ya herkes bir kopya vardır ya. Yani. Yalnız orası aslında kendisi. Çok güzel ilerledi. Siz kümelenirken. Topi bu arada Halit Ergenç siz de kullanabilirdiniz. Vardı. Bizi de vardı. Evet vardı günlerde de. Onlar şöyle ilerledi. Serdar Halit Ergenç'i kullanmadı. Kenan dedi. Umut. Bana Halit gelecek. Sana Halit gelecek miydi? Gelseydi Kenan. Aklına başka bir şey var mıydı? Başka biri geldi mi? Aa, Gonca'da vardı. Başka biri çok var canım. Kenan İmirzalıoğlu dedim, çıkmadı ama. Başka dedik. Biri var mı? Agah Ün var. Yani sayarsın. Nur Subaşı var. Halit. Bir sürü var. Halit. Vardı. En popüler üçü görelim. Halit Ergenç. Ve en popüler iki de bakalım kim varmış. Ya, 16 kişinin isimlerini alabilir miyiz? Ya teşekkür amaçlı. Atilla ve o beklediğiniz erkeğe geliyor. Hadi. Künde yap, künde. Bir şey söyleyeceğim. Harika bir soru size denk geldi. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Bir yalan makineniz olsa
İlk kimin üzerinde denemek isterdiniz? Atilla? Sevgilimin. Geçmiş olsun, bir ilişki daha bitti. Güle sana yolun açık olsun. Ayrılmışlar, anlamıyorsunuz işte, ayrılmışlar o yüzden. Yani... Hayır, kendi ilişkini bitirdim, benimkini de bitirdin. Oğlum ben rahatım, benim ilişkim yok zaten. Adamın zaten ilişkisi... Ha. Olsaydı sevgilimin üstünde şey yapardım herhalde ilk, denerdim. Bunlar hep madem inanmıyorum, niye sevgili alıyor, bilmiyorum. Falan. Sevgili var mıdır? Tebrikler, tebrikler. Ben de bunu diyecektim. Üçüncü etapımıza da Alem'le başlıyoruz. Bir de bu arada Atilla, 1.000 lira senindir. Abi bu akşam hep en popülerleri açtırdınız. Değil mi? Hem sırayı kaptılar hem 1.000 lirayı kaptılar. Gonca, sendeyim Gonca. Bir yalan makineniz olsa ilk kimin üzerinde denemek isterdiniz? Dost, arkadaş. Dostum, arkadaşım var mıdır? İşte bu be. İşte bu Gonca. Helal olsun. Eş, sevgili, arkadaş açıldı Fatih. Seni gittikçe itiyorlar mı o tarafa? Evet, yani, ben buraya geldim. Bir Halit Ergençik hatırlamayınca gördün işte. Halbuki benziyorsun da. Çonkor arı evet. Bay, vallahi benziyor. Fatih. Burnu biraz çıkıyor. Ya bunu söyleyeceğimi, kendi içimiz dışında söylüyorum. Yani 100 kişiye sorduğumuzda onlar demişlerdir. İşte patron, işveren falan gibi şeyler demişlerdir. Ayıp ama demişler. Ayıp. Patron var mı? Yapıyorlar Asuman'cığım, yapıyorlar, yapıyorlar. Patron bakayım, 5 kişi. Bu arada Fatih'cim kanalımızın yetkilileri de burada biliyorsunuz. Hepsi Gül Hanım'cığım, hepsi burada. Hoş geldiniz. Merhaba, saygılar. Gitti. Hoş geldiniz. Ailecek severim. Merhaba. Serdar. Anne, baba. Aa, olabilir, niye olmasın? Anne, baba var mıdır? Yok. İnsan hiç öyle bir şey yapar mı annesine babasına? Ya evet abi. Yani ne bileyim, sevgilisine bağlayan anasına da bağlar diye düşündüm. Yani. Makineyle geziyorum. Evet. Makineyi bağlamış bu. 5 dakika tutayım. Evet. Umut. Komşu. Niye? Niye, neden? Alttakiyle üstteki acaba benim de alakalı neler kaynatıyor. Oğlum dinleme cihazı değil, yalan makinesi. Tamam, komşu işte. Daha makinenin ne olduğuna karar verdim. Serdar diyor ki, oğlum dinleme cihazı değil ki bu ya, yalan makinesi. Komşu. Ama o da güzel bence. Evet. Komşu güzel cevap. Komşu var mıdır en popüler altı cevap arasında? Yok. Yoktur, ikinci çarpı gelir. Kümelenin. Bir yalan makineniz olsa ilk kimin üzerinde denemek isterdiniz? Atilla bak, eşim sevgilimi sen açtırmıştın. Evet. Sen hatta sevgilim demiştin. İş ortağım olabilir. Ortağım. Ha, güzel bence, 10 numara. Ortağım var mıdır? İş ortağım. Aa! Devam edin siz. Biz kümelenleyelim mi? Tamam, biz tamam. Bulduğunuz çıktıysa devam edin. Tamam. Ne oldu, patladılar mı diyor orada. Atilla güzel. Arkadaşım, iş ortağım. En popüler 2 ve 5 kaldı. 2 tane de yalnız çarpınız var. Ben Gonca de, cevabın varsa, Fatih sende var mı? Var, var. Okey, süper. Gonca? Benim için değil tabii yani. Çok severim kendisini. 100 kişi demiştir. Kaynana, kayınvalide. Benim de aklımda anne baba açılmayınca dedim ki okey, o en popüler 2. En baştan beri en popüler 2'de kaynana vardı. Kayınvalide var mıdır? 2 numara. Olsun. 5'te geldi. Ah, işte bu. Hadi Fatih. Hadi varmış. En popüler 5. En popüler 2 sana kaldı Fatih. 100 kişide 7 kişi evli galiba sadece. Ya da kayınvalidem diyen sadece 7 kişi cesaret etmiş. Etmiş olabilir. Hepsinden özür diliyorum ama akrabam. Komple mi? Dayın. Dayın mı? Amcan mı? Dayı, yenge. Yenge, amca, hala. Ben direkt yengeye direkt. Bakalım akraba, akraba, akraba. Çok da genel bilemedim ama akrabam açılırsa Alem bu etabı alır 2 tane çarpıya rağmen. Gel böyle. Sarper. Sarper, beğendik o kadar.
Benim aklıma bir şey gelmiyor ya. E kümelendiniz, ne dediler? Çıktı ama. Onu almadık. Çıktı. Hangisi? İş ortağım. Sizin cevabınız var mı? Yok yok yok, var var, olur mu ya? Var, sen var. O arada neredeydin? Hayır, benim düşündüğüm... O iş ortağını dinlemeye gittim. Sen düşündüğün iş ortağımdı. Söyleyebilirim. Evet. Söyle. Şimdi aklıma geldim. Söyle. Öğretmen. Cüneyt. Çocuk. Çocuğum. Erkek. Evet, çocuk. Çocuk. Kerem. Çocuk. Son karar İlker senindir. Şey yapayım ben de. Ya aslında yok, yok gayet yani aslında bütün ebeveynler bunu hayalini kurar. Çocuk. Çocuk açılırsa lig bu etabı alır alemden. Yakıştı mı sizin gibi adamları bu hareket? Ya hani iyi kazanıyordunuz hani. Ya. Bakın ya. Ben tam anlamıyla güveniyorum o aile. Bak, bak. Kardeşim akmasa da damlar. Bereket versin. Siz niye çocuk açılmaz sandınız? Akraba çünkü. Anne baba açılmıyorsa çocuk da açılmaz. Bir şey söyleyeceğim. Kayınvalide akraba. Çocuğu dayıyla yengeyle gibi tutuyorsunuz ya. Ama akraba artık yani. Hadi kardeşim hadi. Sence çok genel oldu. Evet. Şöyle oldu. Bu arada az önce karşı tarafa şey demiştin ya İlker. Ne güzel ya, kümeleniyorsunuz. Evet. Hangi arada 106 puana geldiniz? Alemler etabı kaçırınca 106 puanda kalıyorlar. Çünkü siz de efendim fırsatı değerlendirince oyunu kuruna göre oynamaya karar verdiniz. 141 puanla öne geçtiler. Çok güzel. Totalde 150 puanım var. Çağrışım etabıyla devam ediyoruz. İlker ve Serdar geliyor. Bir sana da devamlı biz geliyormuş diye evet ya, değil mi? Şey söyleyeceğim, ne oldu bizden döndü? Abi niye? Yani ben niye hadi, yine ben? Ben Sarper'in henüz hazır olmadığını düşünüyorum. Ona biraz daha vakit veriyorum. Ben bir şey sorabilir miyim? Cüneyt'e bak. Gelecek. Sana da sıra gelecek Cüneyt. Efendim vallahi Serdar. Vallahi çok merak ettim yarışma programında. Siz önünüzde doğru cevaplar görüyor musunuz siz? Yazıyor mu? Harbi görmüyorum. Gerçekten mi? Göstereyim mi? Ciddi mi? Harbi. Al bak. Sadece soruları var. Vallahi yokmuş. En abi. Popüler cevap bunda dayım arkadaşlar. Tamam mı? Bunda yengem. Birinin horladığını duyabileceğine bir cevap. Aa çok güzelmiş. Yok yok. İyi gerçekten. Soru. Soru olur o. Sorular var. Çok güzel sorular bu arada. 30 puanlık kelimeniz geliyor. El arkada mıyım? Eller arkada. Mazot. Ben kim? Mi? Serdar. Serdar. Benzin. LPG. Benzin, mazot, benzin, LPG, pompacı. İşte benzinci yani. Evet, öyle derler ya. Yok, pompacı. Evet, evet. Alayım mı onu diye düşündüm. Çünkü her cevap için 5 saniyeniz var. Alacağım onu. Bakayım puan, alacağım ben onu ya. Bir bakayım. Bak, yazın, alın, alın. Alacağım, yazın. Dur ben, soracağım. Hadi, teşekkür ederim. Buradan pompacı abilere ve ablalara, artık çok biliyorsun kadın da çalışıyor. Tabii tabii. Tabii, tabii. Ya, hoşuma gidiyor benzin istasyonlarında. Pompacı abilere ve ablalara selam olsun. Bakalım Serdar'ın çarşınlar doğru mu? Almasam da olurmuş. Ama bir deneyeyim dedim. Biz belki. Puanları alalım. İlker, mazot. Araba, benzin, LPG diyeyim. Bakalım İlker'in çağrışımlar doğru mu? Değil. Cüneyt, mazot desem? Kamyon derim ben mesela. Kamyon. Başka? Araba dediği gibi. Çağrışım yapan kelimeler arıyoruz. İstasyon. Bir de benzin de olur yani. Traktör. Traktör. Bakalım neymiş 100 kişiye sorduğumuzda? Kamyon, traktör. Yakıt. Güzel benzin. Güzel benzin. Benzin ya. Yaklaşamadık. Orası, evet. Görüşürüz, 30 puan bende kaldı. Neyse, onlar Umut da, ve onlar Kerem geliyor. Hadi oğlum. Saadet de basın. Buyurun abi. Saygılar, sevgiler. 30 puanlı kelimeniz geliyor. Dama. Umut. Siyah, beyaz, tavla. Siyah, beyaz, tavla mıdır? Hmm. 30 puan kazanma fırsatı Kerem. Dama. Siyah, beyaz, pul. Bakalım Kerem'in çağrışımlar doğru mu? Siyah. Bravo Kerem. 30 puan senindir. Bravo. Pul.
Erke ve Attila geliyor. Hadi açıklayalım. Sürekli geliyoruz oğlum. Sen kazan bu sefer. Ya lütfen sana, sen kazan. Lütfen. Sefer sen lütfen. Kazanmalısın. 30 puanlık kelimeniz geliyor. Hostes. Erke. Uçak, servis, havalimanı. Bakalım çağrışımları doğru mu? Atilla? Uçak, havalimanı, otobüs. Otobüs mü? Otobüs. Otobüs. Ha, orada da. Evet. Bakalım çağrışımları doğru mu? Erke, hostes deyince ne geliyor aklına? Kadın. Hostes. Kadın. Kabin memuru. Amiri. Amiri. Başka? Valla gelmedi aklıma bir şey ya. Bakalım 100 kişiye sorduğumuzda hostes dedik, onlar ne demiş? Pilot, kabin. Ha, kabinde yakılıyor, evet. Basitmiş. Basit düşünmek lazım. Görüşürüz. 30 puan ne kaldı? Canın sağ olsun herkese. Vallahi. Cüneyt ve Gonca geliyor. Yalnız Gonca, fark ettin mi? Seninkiler puan düştükçe hiç o ilk... Evet. Değil mi? O hani... Güzel ilk... uğurlayamadılar beni. Şey yok. Neyse. Canım cicim sorularında her şeydi tabii. Bitti. Canım cicimlerim bitince. 30 puanlık kelimeniz geliyor. James Bond. Cüneyt. 007. Ajan. İngiltere. Bakalım Cüneyt'in çağrışımlar doğru mu? Gonca. Bak. Dur biraz bekliyorum. Kelimeyi vereyim. Sende var o. James Bond. 007. Film. Macera. Bakalım çağrışımlar doğru mu? Ben şeyler gelecek sandım senden. İsimler. Sean Connery. Aslında Sean Connery. Sean Connery. Ha, çağrışım. İlk James Bond Sean Connery. Sean Connery, evet. Aa. 007. Çanta. Ajan. Ajan. Bakalım ajan, neymiş. Evet, ajan. Ben yaklaştım ama herhalde bir tane daha. Ah be abi. Sen bir yerde tutmadı. Evet, ben İngiltere dedim. İngiltere. Görüşürüz. Bende kaldı 30 puan. Olsun. Olsun. Savunma yapıyoruz biz. Savunma. Ben daha hiç puan verim. Aa, size verdik. Kime geldi? Yok, Kerem aldı. Kerem'e geldi. Kerem aldı. Sarper ve Fatih geliyor. Puan. 30 puanı sen alırsan hayatımız alırım. Çok güzel olur. Renklenir. Net alırım. 30 puanlık kelimeniz geliyor. Eller. Bravo. Kabare. Daha hiç duymadım. Fatih? Müjdat Gezer. Okan Bayülgen. Yeni nesile gideyim dedim. Eğlence. Bakalım doğru mu Fatih'in çağrışımlar? Kabare. Sefer. Müjdat Gezen. Okan Bayülgen. Tiyatro. Aynı şeyleri... Aa, eğlence demedim bir tek. Tiyatro. Tamam, okey. Bakalım çağrışımları doğru mu Sarper'in? Bir tane 30 puanım kaldı. O da gidiyor mu lige? Ay, kabare deyince de benim aklıma ilk Kandemir Konduk geliyor. Deve kuşu. Aa, evet, deve ya, kuşu. Deve kuşu gelir ya. Zeki Metin gelir, doğru. Zeki Metin. Bakalım neymiş? Bravo Fatih, çok iyiydin ya. Ama tiyatro zormuş oyun abi. Oyuncuymuş. Hakikaten yok, hiç aklımıza gelmeyen bir şeymiş. Görüşürüz, 30 puan bende kaldı. Savunmayıdır abi. Canlı heyecan. Savunmayız. 150 puanım vardı. Alemler hiç puan alamazken lige 30 puanım gitti. Bravo. Bravo Kerem. Kerem. Kerem Vatan, tebrikler. Böylelikle 171 puan i̇şte öndesiniz. Teferaset. Cüneyt Bey, şimdi hazırsanız. Hadi bakalım. Hayırdır? Sıra size geldi. Beni atladın dedin ya az önce. Seni atlar mıyım? Buradan İyiydi döndüm. Gonca ve Cüneyt geliyor. Bravo Cüneyt. Bravo Cüneyt. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Bazen eskisi... Pardon, sana bakarak söylemeyeyim abi. Gonca. Bazen eskisi daha pahalı olan bir şey söyleyin. Gonca. Telefon.
Telefon. Var mı telefon? Değilmiş Cüneyt. Plak. Plak vardır. Oh, evet. Güzel cevap. Ah. Cüneyt biri sen dinle bu. Ya Cüneyt coştu. Bana böyle yapıyor. Güzel. Biri sendir, kabul et. Bak Gonca gitti. Sessiz sedasız. Efendim dördüncü etapımızda lig ekibiyle başlıyoruz. Sarper. Bazen eskisi daha pahalı olan bir şey söyleyin. Kitap. Kitap var mıdır? Bravo Sarper. Bravo. Devam devam devam. Kitap, plak, İlker. Sandık. Anneannemin sandığı. Tahta. Zoruna mı gitti? Sandık var. Ne sandık? Kerem. Şeye gitti aklı. Antika sandıklar falan, evet, evet. Herhalde oraya gitti. İlk çarpınızı aldınız. Kerem soru demeye kalmadan bakalım bu akşam. 5000 lira için kiminle yarışacağız? Şanslı sorumuz kime gelecek? Ya. Çok bana güzel. Mazlumu gönderin. Mazlumu getirin ya, bana. Cüneyt de çok tatlıydı. Üşüyor ya, bulmaya çalışıyor. Bana şey yaptım ama karşılayamadım yani, olmadı. Bebeğiniz doğmadan önce seçtiğiniz bir şey söyleyin. İsim. At. İsim. İsim isim. İsim yani. Okey. İsim varsa Erke bu akşam bizden 5000 lirayı kazanır. Bekle de gör. Evet be, 5000 lira Erke'ye gider. Oh, oh. İlker, Allah bereket sen versin. Anladığım kadarıyla yetkilisin. Erke hemen döndü. Galiba öyle. Ödülü kazanırsanız var mı planınız? Var, burada çıkışta hep beraber. Yok, Erke'nin 5000 lirasını ezeceğiz. Kızılay'a bağışlama. Kızılay'a bağışlayacaksınız, evet. Harikasınız. Peki, dur bakayım, nerede kaldım? Kitap, plak. Ben Kerem, sandık demiştim Kerem'de. Otomobil, klasik otomobil. Araba, araba var mıdır? Eskisi daha pahalı olan araba. Ve 1000 lira gelir oradan Kerem'e. Tebrikler hocam. Bravo Kerem. Erke sen değil. Antika saat. Ben cevabımı vereyim de diyor, ben bir geçsin diyor. Hazır o, hazır. Saat, antika, saat var mı? Bravo. Antika saat. Cüneyt, bir tane çarpınız var, iki tane açılmamış cevap. Bazen eskisi daha pahalı olan bir şey söyleyeyim. Halı. Halı var mıdır? Bravo. Her türlü kilim halı. Evet, Sarper sendeyim. 5 4 2 1 Bitti. Radyo. Bitti, 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 bitti. Valla sesini duyurmaya çalıştım. Radyo. Ya, adamlar var. Radyo sizde. Var mıdır? Ben biliyorum abi. Cüneyt biliyor bu işi. Kümelenin alem. Evet. İlker. Bazen eskisi daha pahalı olan bir şey. Araba, halı, saat, kitap, plak. Yani kitap katalogsa girer mi diye emin olamadım ama çizgi roman. Çizgi roman açılırsa lig etabı, lig bu etabı alır. Döndünüz mü ya? Onlar da boşuna kübelenmiş olur. Bakalım. Abi, açtırırlarsa, açtırmazlarsa sizde kalır etap. İnşallah açtıramazlar. Fatih. Tablo. Tablo. Yes. Tablo. Atilla. Motosiklet. Motosiklet. Umut. Resim. Serdar, son karar senin ya. Evet. Serdar hep... Ha, ne yapıyorsun? Serdar sendeyim. Aynen. Ekibimin çoğunluğa uyup tablo, resim. Tablo açılırsa... O da değil. Alem... Geliyor.
Geliyor. Alem geliyor. Ailesi. Geliyor. Hazır bir etaba konar. Kocaman nasıl? Adamlar ya. Ya orası ne? Gelmez 40 yaşına hareketler var. Ya, ayıp ayıp. Biz bu kadar bilmişiz. Abi, ya ne böyle bir şey değil İlker. Bir sonunda yani şey bir kimse kaybetmek istemiyor. Çok tatlı. Oraya bir dönüm siz böyle ne söylüyordunuz demin? Armut piş. Ağzıma düş. Armut piş. Ağzıma düş. Bak bak çok güzel. Onlara mı diyorsunuz kendiniz için? Kendimiz için. Yarışmada hiçbir şey yapmadık. Oğlum 23 Nisan bu ilkokula çevirdiniz. 23 Nisan kazanmalarına izin veriyoruz. Bak şöyle ama Cüneyt çok güzel oldu. Siz 171 puandasınız. Çok güzel mi oldu? Hayır. Çok güzel oldu. Çok da iyi oldu. Biz sizi daha tarafsız anlayalım. Ama şöyle ya hayatım benim açımdan harika oldu. Şimdi 171 puandasınız. Çok da onlar böyle bir coştu da nedir yani? 188 puanla öndeler. Benim için rekabet çok önemli. Kim geliyor efendim? Duble puan etapına geldik. Bu etap finalistimizi belirler. Fatih ve Sarper. Haydi Sarper. Senin program kaçtaydı? 11-12. Ha senin iki kere vardı. Benim, evet iki kere bir tanesinde tek başına yapmana izin veriyorlar. Evet, bir tanesinde... Şunla. Umut. Şunla. Evet Şunla, Umut'la. Evet. Çok tatlı. Çok eğleniyorsunuz değil mi siz? Yani... Ya biraz şey agresif yayında da o yüzden yoruyor beni. Kim Umut mu? Umut çok agresif evet. Ha öyle mi? Agresif olmuyor. 100 kişiye sorduk en popüler 6 cevabı arıyoruz. Eller, eller, eller. Adının ilk harfi. Soru daha gelmeden. Allah Allah. Özür diliyorum. Allah refleks Allah. Vallahi cevap refleks. Cevap ver hadi tamam cevap. Adının ilk harfi. Ha, ver evet. Cevap ver. Sessizlik. Hakan evet. Diyor. Yok vallahi refleks oldu ya yemin ediyorum ya. Özür diliyorum. Kardeşim çok özür dilerim. Evet. Bana geçti direkt sıra. Tamam ben. Şu an kritik özür. Bir şey soracağım. Özür sizce diliyorum. Taktik mi yaptılar? Evet. Hayır, tabii, tabii, asla. Tabii, tabii. Evet. Siz daha iyi tanıyorsunuz. Son kelimeyi durmadan bas dediler. Bir yemin ediyorum refleks. Umut taktik mi yaptı? Yapmaz. Hiç yapmaz. Ya. İhtiyacım yok ya. Asla yapmaz. Biz zaten öndeyiz. Niye taktik yapsın? Neden yapayım yani? Adam ya. Yani. Bu ya. Tamam işte hani orası başlasın sonra. Ya kıskanıyorsunuz be abicim ya öndeyiz diye. Hadi be abi. Hakan var mıdır? Soru tam geliyor Serper. Adının ilk harfi K olan bir hayvan söyleyin. Kedi. Kedi var mı? Kalmadı. Ben bay bay yaptım. 1000 lira da senindir Sarper. Hop. Kumbaraya at. Bu taraf şöyle oldu. 5000 lira Erke'de var. İlker 1000 liralar kimde var? Bir Kerem tane bende var. Kaç param var? Söyleyeyim. Sizde mi var? Var bir şeyler. Söylenmez. Var bir şeyler. Erkeğin maaşı sorulmaz. Bu akşam 5, 6, 7 burada bir kere. İlker sendeyim. Kuş. Kuş var bravo. Mıdır? Bitiremediler. Bitiremediler. Kedi, kuş, Kerem. Kedi varsa köpek de vardır. Evet hakikaten ha. Kedi, köpek var mı? Sonunda söyleyeceğim daha var. Tamam. Kopyalaşıyorlar mı fikri? Bizde. Ne? Cüneyt. Ve sadece şeyi yakaladım. Tam daha bana var söyleyeceğim. Hayır şeyi dedim o 1000 lirayı nereye yatıracağını söylüyorum. O zaman şöyle yapalım. Bir tane gelsin havadan çarpı. Hayda. Ya oğlum bir susun. Dur söyleyeceğim daha var. Kaplan. Tamam bitirdik. Bitirdik. Bizde. Çok tatlısınız. İlker Kerim'i geçtik. Kedi, köpek, kuş, erke. Köstebek. Köstebek. Köstebek var mıdır? Hmm.
Hakikaten ya, çok erken aldınız onu. Fırsat ayağımıza geldi. Kümelenin... Cüneyt, sakin sakin. Kaptırmayın şimdi finali. Adının ilk harfi K olan bir hayvan. Kedi, köpek, kuş. Kaplan. Kaplan var mıdır? Bravo. Sarper. Kurt. Kurt var mı yoksa üçün çarpımı geliyor? Yes. Ah benim oğlum benim ya. Hey İlker çok... Biz yani de bir kümeleşemiydik. Evet. Kümeleşsek olmaz mı? Sıkıntılı bir yerdesiniz. İki tane çarpınız var, bir tane. Yani finale açın bir aslında tane. Aslında bir çarpınız var ama artık yani. Biz de onu sineye çekeceğiz yani. Sizin yüzünüzden. Hayır. Hayır. Kümele... Bravo çok yanlış güzel. Yanlışmış o yanlış. İlker. Kuzu. Kuzu açılırsa bu akşam ligle finaldeyiz. Açılmazsa ben bir giderim oraya bakarım halime. Evet. Adını dağlara yazdım yarim, nurlu camlara kazdım. Geldi. Oğlum, topla, topla meydan. Gel, 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 gel. Edin, yakamba, yakamba. Hadi bakalım. Geldi. Hadi oğlum, vurdun gol olsun. Armut piş, evet. Vurdun gol olsun. Ağzıma düş, armut piş, ağzıma düş. Kimden geliyor? Kaplumbağa. Gonca. Koyun diyorum ben ama koyun. Koyun. Kaplumbağa. Atila. Kaplumbağa. Umut. Kirpi. Ha, ama kirpi. Hayır orada ne konuştuk? Burada ne dediler şimdi ya? Yok, sen tamam sen söyle. Abi. Ama ben nasıl kafamda... Ben karışmıyorum, ben aklımdan onu söyledim. Ha, bir şey söyleyeceğim. Kararlaştırdığımızı söylüyorum. Tamam evet. Söyle abi. Aynen, söyle. Onu söyle. Beni kale alma, boş bir dakika dur, sakin Serdar. Tamam. Emin misin? Bak, onlar emin. Ben kirpi bilmiyorum. Mi çıktı yeni? Şimdi... Ben şu an uydurdum onu. Ha, yeni çıkan kirpi... Orada hepimiz bir isimle karar kıldık. Burada herkes başka bir şey. Ya burada değiştiriyor ya. Burada değiştiriyor. Sen... İnisiyatif al ya. Sen abi, kafanda... Yok ben ekibimin dediğini söyleyip kaplumbağa alıyorum. Kaplumbağa açılırsa evet, ay, bu evet, akşam evet. Finalde alemdeyiz ama açılmazsa ligdeyiz. Hadi geliyor. Ay. Sevmiştim ben ya. Armut neydi? Armut piş, ağzıma düş. Armut piş, ağzıma düş. Sizin onu söylemeniz lazım. Ellerinize kollarınıza sağ olsun. Ya İlker bizim sayemizde buradayız. Biz ama çarkıdan bizler varız. Gerçekten mi? Biz mahkemeye götürürüz bu yarışmayı. O çarpıyı mahkemeye getirir. Ne oldu? Amaç bir ama sonuçta değil tabii mi? Tabii ki amacımız bir. Amacımız bir. Gidecek yer belli. Evet. Gidecek yer belli. O yüzden ama siz hemen gitmeyin. İzleyin şuradan. Tabii. Bence. Siz emin olun bunlara ben lig ekibi siz alkışlarla uğurluyorum. Çünkü bu akşam alemle finaldeyiz. Alemle finaldeyiz. Kimlerle yarışıyorum? Ben. Evet. Fatih ve Umut. Fatih ve Umut. İlk kiminle yarışıyorum? Ben geleyim. Fatih seni şimdi müzik odasına alacağım. Umut seni de final için yerine. Hadi oyna. Umut bir daha sorayım. Ödülü kazanırsanız ne yapacaksınız? Bir bağış düşünüyoruz. Kızılay bağışını Kızılay'a. Düşündük. Evet hep beraber. Lig Radyo kazansaydı da öyleydi. Alem FM kazansa da aynı şekilde. Umut bu akşam bizden 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 20 saniye sürem var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas de ki süremiz kalsın. Hazır mısın? Anlaşıldı hazırım. Bol şans diliyorum. Hadi bakalım. Çikolatalısı da olabilen bir yiyecek söyleyin. Pas. Diş hekimlerinin yaptığı bir işlem söyleyin. Dolgu. Yurt dışında oynamış bir Türk kaleci söyleyin. Rüştü Rençper.
Gri renkli bir hayvan söyleyin. Pas. Portakalıyla ünlü bir ilimizi söyleyin. Antalya. Çikolatalı sta olabilen bir yiyecek söyleyin. Pas. Gri renkli bir hayvan söyleyin. Susamuru. Çikolatalı sta olabilen bir yiyecek süren doldu. Şöyle alayım seni. Final için Fatih geliyor. Fatih bu akşam aileler yarışıyordan 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 25 saniye süren var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pasteki süremiz kalsın. Tamam. Değiştir dersen bil ki senden önce Umut aynı cevap vermiş demektir. O zaman da hemen cevabını değiştir. Bol şans diliyorum Fatih. Teşekkür ederim. Çikolatalısı da olabilen bir yiyecek söyleyin. Pasta. Diş hekimlerinin yaptığı bir işlem söyleyin. Kanal tedavisi. Yurt dışında oynamış bir Türk kaleci söyleyin. Pas. Gri renkli bir hayvan söyleyin. Kedi. Portakalıyla ünlü bir ilimizi söyleyin. Antalya. Değiştir. Adana. Yurt dışında oynamış bir Türk kaleci söyleyin. Pas. Yurt dışında oynamış bir Türk kaleci. Rüştü. Süren doldu. Yok ben diyecektim zaten. Olsun be Fatih be. Umut seni de Fatih'in yanına alayım. Umut ve Fatih bakalım 10 bin liraya giden o yolda neler yapmışlar. Çikolatalısı da olabilen bir yiyecek söyleyin dedim. Umut maalesef senden cevap alamadı. Fatih'ten pasta geldi. Pasta size kaç puan getirir? Güzel. Buranın en popüler cevabı kurabiyeydi. Aa evet ya kurabiye evet. Doğru. Çok basit. Diş hekimlerinin yaptığı bir işlem söyleyin dedim. Umut'tan dolgu geldi. Dolgu size kaç puan getirir? Wow. Süper. Helal. En popüler değil mi? En popüleri. Ve aynı soruya cevap olarak Fatih'ten kanal tedavisi geldi. Kanal tedavisi size kaç puan getirir? Güzel. Yurt dışında oynamış bir Türk kaleci söyleyin dedim. Rüştü geldi Umut'tan. Rüştü Reçber. Rüştü Reçber size kaç puan getirir? Bravo. Burada en popüler cevabıymış. Fatih maalesef senden cevap almış. Sen evet. Sonra saniyede rüştü dedin ama o bizde vardı zaten. Evet. Şimdi geldim aklına biri. Hayır ya futbol aram çok kötüdür yani. Şey var. Altay. Evet Altay Bayındır. Olsun Altay benden Bayındır. Daha yemin evet yeni gitti oğlum. Bende de başkası evet. Yok. Başka da yok. Gri renkli bir hayvan söyleyin dedim. Susamuru geldi Umut'tan. Bravo kardeşim. Tebrik ediyorum. Bir. Evde besliyordu bir tane o yüzden. Susamuru siz aleme kaç puan getirir? Susamuru kahve. Olsun ya olsun denedik ya. Islanınca gri oluyor. Fatih'ten de kedi renk, geldi. Kedi geldi o renk yiyor o yüzden. Bence en popüler. Kedi size kaç puan getirir? Oh.
Senin aklın su aygırına gitti bence. Muhtemel. Su aygırı değil mi? Gri. Gri. Su aygırı gri. Buranın en popüler cevabı fil. Fille alakası var. Ben yıllarca yaşadım fillerle. Gri. Doğru. Gri değil onlar zaten. Geldik son sorumuza. Portakallıyla ünlü bir ilimizi söyleyin dedim. Umut'tan Antalya geldi. En popüler. Antalya sizi 10 bin liraya ne kadar yaklaştırır? Kaldı Fatih. Portakalıyla ünlü bir ilimiz söyleyin de Fatih'ten Adana geldi. Adana bu akşam Alem ekibine 10 bin lirayı kazandırır mı? Onu şimdi hep birlikte göreceğiz. Var olması lazım. Bende var. En popüler. Bin evet. Sende. Başka? Ben yok. Başka bilen yok. Ben de yok. Bin. Yani aleme bu akşam 11 bin lira gitti. Doğru mudur? Ya. Ama bu harika insanlar şöyle bir şey kararlaştırdılar. Umut'cum kim söylemek ister? Serdar, Fatih. Buyurun Fatih. Biz kazandığımız bu güzel ödülü bağışlamak istiyoruz. Kızılay'a başlamak istiyoruz. Kızılay beraber değil mi? Lig Radyo. Aynı, aynı. Alem evet. FM ortak. Evet, ortak. Amacımız 20 aynı. Bin lira kazandılar bu akşam bizler. 20 bin lira Kızılay'a başlayacak. Evet. Harikasınız. İyi ki sizin gibi çok değerli insanlar var. Burada yarışmak nasıldı Umut? Heyecanlandın mı gerçekten? Heyecanlandım. Yoksa numara mı yaptın? Gri yani kedi fil. Ya fil nasıl nasıl? Hadi onları geçtim de bu çikolatalı kek de be adam be kurabiye de be. Tabii canım ya. Yani. Kek de doğru söylüyorsun. Serdar nasıl yarıştı Fatih? Harika yarıştılar ama 199'a gelince şimdi internetten seyrettiğim kadarıyla bu kadar yavaş artmıyordu. Dedim ki herhalde 99'da kaldı. Kaldık. Vallahi bir an bir pırpır ettim. O Atilla'ya sarıldım. Tansiyon düşmesin diye. Atilla'ya sarıldım. 203'ü görünce koştuk hemen tabii buraya. Harikasınız. Evet. İyi ki geldiniz Gonca. Özellikle sana teşekkür ediyorum. Ben bu adamların teşekkür arasında şu la 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 yaptın ya. Harikasın Fatih. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Çok eğlendik. Hakikaten çok eğlendik. Ne mutlu bana. Biz de çok eğlendik. Biz yayınlarımızda da duyurduk yarışacağımızı. Bütün dinleyicilerin size çok selam var. Selam sizi var. Bunu... Ben de sizin dinleyicilerim o zaman buradan kucak dolusu öpücükler yolluyorum. Bir de Sayın Genel Yayın Yönetmenimiz de Sibel Toprak Egemen Hanımefendi'ye buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Bravo bak Fatih son anda gördünüz. Helal olsun bak, tam bir yayıncısın. Maaşı en yüksek olan buradan öğrenmiş olduk. Herkese selam olsun. Ben buradan çıkınca şimdi evet, yayına gidiyorum.
biz de tüm ekip arkadaşlarımız adına hani benim yayın saatime denk geldiği için size bir şarkı çalmak isteriz. Bize bir şarkı söylerseniz şayet istek bir şarkı. Kukla. Sonra çok önemli tenimizin uyumu Serdar. Peki tamam. Ben anons, adınızı vereyim mi şarkıcı? Tabii benim şarkım. İlla ki vereceksin. Hayır, İyi canım. Ki geldin. Yok, sadece çalayım yani insanlar vay Asuman falan diye yazsınlar size. Onun için dedim. Yazsınlar. Tabii. Kukla da olur. Bak Fatih kuklayı evet. biliyormuş. Tamamdır peki. Çok İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Efendim yepyeni bir aileler yarışıyor da yeniden görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.